Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Coşkun kardeşimizin yanına geldik. Merhaba. Uğur Çağlar'ın videolarından zaten kendisini tanırsınız. Arkadaşlar onun meşhur bir köpeği vardı. Bu kurtlara benzeyen Chico. Onu bugün çekmek istedik. Arkadaşlar gerçekten de kurtla benzerliği çok aşırı derecede var. Kuyruğu bile benziyor. Kardeşim bunu bir çağırır mısın? Bir kalksın. Gel. Gel Chico. Gel bak gel. Arkadaşlar her şeyiyle yani kurt diyebiliriz. Yani hayvanın kulakları kesik olmasa, dik olsa kesinlikle kurt sanar görenler. Zaten Uğur Çağlar'ın videolarında da görmüşsünüzdür. Yani sürekli videolarını çekiyordu. O meşhur Chico'yu biz de merak ettiğimizde geldik arkadaşlar. Biraz da sert bir mizacı var köpeğin. Chico. Bize saldırmasın Chico. Yok abi Uysal öyle çok şey yapmaz. Sert bir bakışı var ama. Arkadaşlar bir de kardeşimizin büyük bir köpeği var. O da şu arka tarafta galiba. Aynen abi aşağıda. Ona da bir bakalım. Arkadaşlar kardeşimizin diğer köpeğinin yanına geldik. Kasap. Bu da meşhur kasap. Ya gerçekten çok güzel bir köpek. Arkadaşlar şu arka bacağında bir problem var. O da eskiye dayanan bir şey galiba. Aynen abi. Ya ondan dolayı bu köpeğin bir ara arkadaşlar arka ayakları biraz daha şeydi, çaptı ve kötü duruyordu. Yani sırttan sanki hasar almış gibiydi. Ama yani ben ilk gördüğüm zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var. Yani köpek kendini bayağı bir toplamış. Hani bunun şeyini de soralım kardeşimize. Kardeşim bunu nasıl düzelttin yani, ayakları çok kötüydü. Abi buna şöyle söyleyeyim, sabah akşam kemik suyu. Kemik kaynattım, güzelce hemen ekmeğini falan koyduk. Aha. Verdim abi, kendini yavaş yavaş topladı. Zaten ilk zamanlar sen de gördüğün zaman. Aynen kardeşim, ben ilk zamanlar gördüğün zaman arka bacaklarında bayağı bir sıkıntı aynen vardı. Abi, şu kısımda sıkıntı vardı. Kesinlikle. Ama şimdi düzeldi yani. Biraz çip baktık. Vallahi kesinlikle çok güzel olmuş. Bayağı bir düzelmiş. Yo, düzeldi abi. Yani ilk zamanki haliyle şimdiki arasında çok büyük fark aynen var. Aynen, görenler de zaten şey yapıyor, tepkileri değişiyor. Yani ilk zamanki şimdiki hali kesinlikle arasında fark var. Bu da bizim kasabımız 3 yaşında abi. Çok güzel bir köpek yani, köpeğin kafa yapısı filan, fiziği filan da çok güzel. Sadece tek bir kusuru arka aynen, bacakta. Arka o bacağında. Allah'ın izniyle düzeldi. Yok zaten eğer ki yavrulara aynı şekilde vermezse sıkıntı olmaz yani. Muhtemelen de çektiğin dişinin eğer bacak yapısı filan düzgünse yok, çok da güzel olur. Dişinin fiziği falan güzel abi. O zaman kesinlikle güzel yavrular olur kardeşim. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Şila da buradaymış. Biz biliyorsun Şila'yı bir abimize vermiştik. O da burada bir abimize sahiplendirmiş. Şimdi eğer sahibi de izin verirse Şila'yı da burada görüntüleyeceğiz. Biz tekrardan dönelim bu meşhur Chico'nun yanına. Biraz daha ondan size bahsedeyim. Kendisi arkadaşlar çok cesur. Boyu falan kısa ama yani gerçekten kurt yapısı olduğundan mı artık? Yani başka şeyden dolayı mı? Sabah biraz fazla yediği için aynen, abi uyuşmuş. Şey ama güzel beslemişsin kardeşim. Ya bir de arkadaşlar yani köpeğin boynuyla gövdesinin yapısı bir. Yani boynu kalın aynı kurt gibi. Kuyruğunun ucu da kıvrık. Yani böyle şey gibi, kurt kuyruğu gibi. Kesinlikle her şeyle kurda benziyor. Zaten Uğur Çağlar'ı takip edenler bilirler. O çünkü videolarını daha öncesinde çok çekmişti. O meşhur Chico işte bu arkadaşlar. Kardeşim bu kaç yaşında? Abi bu da 3 yaşında. Bu da 3 yaşında. Chico küçüklüğünden beri bizde. Aha. Köye götürüp getiriyorduk. Sadece geçen sene bir götürmedik. Ama işte Uğur abi çok seviyor mesela. Aynen. Uğur abi de ilgileniyor diye diyordu. Videolarda falan da çekmişti, etmişti. Bizle beraber burada kalıyor. Güzel çok köpek. Çok akıllı kardeşim, bir köpek ama abi. Çok sadık. Ya zaten köpek. Bu tür köpekler genelde çok uysal ve sakin oluyorlar. Yani cesur da oluyorlar. Ve evine de çok bağlı oluyorlar aynen arkadaşlar abi, yani çünkü yani yapısından mı artık şeyinden mi gerçekten çok sadık oluyorlar. Kurda da çok aşırı benziyor arkadaşlar yani. Yani bunu uzakta gördüğün zaman aynen, kesinlikle yani ben şu anda yani. Misal şu arka tarafta bir yerde uzakta görseydim kurt sanırdım yani. Çünkü kurt vasıfları çok yani şimdi bazı bölgelerde oluyor misal kangal köpekleri gidip kurtlarla eşleşebiliyor. Yani öyle bir şeyden de meydana gelmiş olabilir bilmiyoruz çünkü. Yani doğru. Ya çünkü
kurda benzerliği çok aşırı derecede var. Kaldırabilsem çok yemiş. Yemiş diye biraz mayışmış. Çiko. Mayışmış, çok yedi ya sabah. Çiko. Çiko. Arkadaşlar bu arada Coşkun kardeşimizin de YouTube kanalı var. Kendisi yeni açtı YouTube kanalını. Ama Çiko meşhur bir köpek olduğu için Uğur Çağlar'dan bilirsiniz. Yani Çiko'yu takip edenler kesinlikle bilirler. Ben Coşkun kardeşimin linkini yorumlara bırakacağım. Oradan Coşkun kardeşimize destek olursanız seviniriz. Biz şimdi arkadaşlar buradan da Şila'nın yanına geçeceğiz. Şila'yı çekeceğiz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır Şila'yı merak ediyordunuz. O yüzden Şila'nın yanına da geldik. Şila şu anda Murat abimizde. Zaten şu anda kızan belirtileri falan da göstermiş. İyi de bir köpek değiştirecekler kendisini. Ya şöyle de başka bir erkek köpeği var abimiz. Abi bunun soyundan biraz bahseder misin bize? Evet, ben onu işte şeyden barınağa bırakmışlardı onu. Evet, yani. Ben de tam soyunu bilmiyorum ama güzel bir köpek. Serpülent'le de konuştuk. Yani bunun az kangal olduğunu söyledi. Evet abi kesinlikle. Kangallık yani oranı yüksek kangal köpeği. Olduğunu söyledi. Ondan da yani ben barınakta bırakmak istemedim bunu. Yoksa köpeği kısırlaştırıyorlardı. Kesinlikle ben gittim abi. Aldım geldim işte. Yazındı işte. Kısmet olursa davara götüreceğim bunları. Yok abi zaten yani. Muhtemelen bu köpek de zaten sürü biliyordur yani. Çünkü aynen çünkü kulakları falan yani kesik olan köpek genelde sürü köpeği oluyor. Yok abi gerçekten köpeğin güzel. Zaten arkadaşlar Şila'yı da biliyorsun. Şila bendeydi. Akif Metin'in köpeğinin yavrusu. Herkül'ün. Bendeki Şerkan'ın da kardeşi. Zaten benim takipçilerim biliyorsunuz. Yani Murat abiye geçmesine de çok sevindim. Çünkü gerçekten Murat abi emek veren bir insan. Ya bunun soyunu üretebilir. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.